Arkadaşlar, Modern Yalan TV kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Trigonometri konusunu işleyeceğiz bugün birlikte. Haydi başlayalım. İlk başta kavramlarla ilerleyeceğiz. Bu kavramları kolay diye yaban atmayın, hızlı hızlı serdirip geçmeyin. Çünkü ilerleyen kısımlarda, ilerleyen başlıklarda bu kavramlardan yararlanacaksınız. İlk başta açı kavramıyla başlıyoruz. Ne demiştik? Geometrilerle hatırlayacağımız üzere başlangıç noktaları aynı. Başlangıç noktaları aynı olan iki ışının birleşimine, birleşim kümesine açı diyeceğiz. Şimdi açı kavramında, yönlü açı kavramında iki tane kavramımız var. Şöyle, biri pozitif yönlü açı, biri negatif yönlü açı. Biz diyoruz ki saat yönünün tersine olan açılar pozitif yönlü, saat yönünde olan açılar da negatif yönlü açılardır. Bunu da şöyle gösteriyoruz. Şimdi saat yönünün tersine ilerleyen bir açı, yani BOA açısı. Nasıl gösteriyoruz? BOA'nın üstüne bir şapka koyuyoruz. İşte biz saat yönünün tersine yazdığımız bu açıya pozitif yönlü açı diyeceğiz. Aynı şekilde, daha doğrusu tersi, saat yönünün kendisi yönünde olan, yani saat yönünde olan bir açıya, daha doğrusu AOB şeklinde yazdığımız bir açıya da negatif yönlü açı diyeceğiz. Negatif yönlü açı diyeceğiz. Şimdi açı ölçü birimlerimize geçelim. İki tane var. Bunlardan bir tanesi derece, diğeri de radyan. Derece dediğimiz şey, bir çember yayının 360'da birini gören merkez açının ölçüsüne bir derece diyeceğiz. Dereceyi gösterirken de üzerine bir tane yuvarlak atacağız. Radyan dediğimde bir çemberde yarıçap uzunluğunda bir yayı gören merkez açının ölçüsü bir radyandır diyeceğiz. Radyanı gösterirken de pi'den yararlanacağız. Yani pi diye gördüğünüz açılar radyan temsil ediyorlar. Çemberin tamamının ölçüsü, bir çember yayının tamamının ölçüsü 2 pi radyan. Yani 360 dereceyle 2 pi'yi eşit kabul edebilirsiniz. Şimdi burada dereceyi radyana, radyanı da dereceye çevirmek için bir formülümüz var. O da şu. Derece bölü 360 eşittir radyan bölü 2 pi'dir. Buradaki birazcık sadeleştirme yapsak, şu 2 ile 360'ı sadeleştirsek, o zaman derece bölü 180 radyan bölü pi'ye eşittir. Ve biz radyanı dereceye çevirirken, dereceyi radyana çevirirken işte bu eşitlikten yararlanacağız. Bakalım 400 derece olan açının ölçüsü kaç radyandır diye sormuş. O zaman şöyle yapacağım. 400 derece bölü 180 eşittir radyan karşılığı bölü pi. Şimdi şurada sadeleştirme yaptığımız önce sıfırları götürelim. Sonra 2'ye bölelim 20, 2'ye bölelim 9. O zaman ne gelecek pi'yi de karşı yaptığımızda? Radyan karşılığı 20 pi bölü 9 gelecek. Aynı şekilde mesela aşağıda da 9 pi bölü 4 radyanı dereceye çevirmemi istemiş. O zaman ne yapacağım? Hiç şunu kullanmanıza da gerek yok aslında. Pi gördüğünüz yere 180 yazmanız yeterli. Şimdi 9 bölü 4 çarpı 180 oldu o zaman burası. Sadeleştirme yaparsam 180'i 4'e böldüğümde 45 gelir. 9 çarpı 45 ne getirir bana? 5 kere 9, 45, 4 kere 36, 405 dereceye eşitmiş. Şimdi kitaplarımızda soru çözerken karşılaştığımız bir kavramımız daha var. Bu dereceyi dakikaya çevirme, dakikayı saniye çevirme mantığı. Şöyle, bizim bir derecelik açımız 60 dakikadır. 1 dakikada 60 saniyedir. O zaman biz 1 dereceyi 60 dakika ya da 3600 saniye olarak kabul ediyoruz. Şimdi bakalım soruya. Diyor ki 12.010 saniyelik açı kaç derece, kaç dakika ve kaç saniye belirtir diyor. Şimdi şöyle yapacağız. 12.010 saniye. Şimdi benim bunun kaç derece olduğunu bulmam için şöyle yapmam lazım. Şimdi 1 derece 3600 saniyeydi. O zaman ben 12.000'ün içindeki 3600'leri önce bir araştırayım. Kaç kere var? 3 kere var. Çarparsam ne gelecek? Şurası 10.800 gelecek. Çıkardığımız zaman ne olacak? 0, 1, 2 gelecek. Buradan da 1 gelecek. Yani 1210 kalacak. Bu şu demek, 12.010 saniyenin içerisinde 3 tane derece varmış. Yani 3 dereceymiş. Kalan da hala saniye. Bakın 1210 saniyemiz duruyor. Şimdi acaba bu 1210 saniye kaç dakika? Şimdi 1 dakika 60 saniye olduğuna göre ben bu saniye 60'a böldüğümde dakikayı bulacağım. Bölelim, kaç kere var?
20 kere var. 20 kere varsa 1200. Kalan ne? 10. Bakın şimdi. 3 derece 20 dakika. 20 dakika. Böyle yazabilirse. Ve 10 saniye eşitmiş. 12.010 saniye. Hemen alttakine bakalım. Şimdi alfayı vermiş 20 derece 10 dakika 25 saniye. Beta'yı vermiş 10 derece 55 saniye, 55 dakika 36 saniye. Toplamanın değerini istiyor. Şimdi normal hiçbir şey yokmuş gibi direkt bunları topladığımızı varsayarsak. Şimdi alfa artı beta eşittir. 30 derece, dereceyi dereceyle topladım. Dakikayı dakikayla topladım 65 dakika. Saniyeyi saniyeyle topladığımda ne gelecek? 61 saniye gelecek. Şimdi böyle bir şey mümkün mü? Değil. Çünkü bizim 61 saniye diye bir kavramımız yok. 60'tan sonrası tekrar başa dönecek. Yani 60 saniye 1 dakika olarak yazdığımda geçecek. Bunu şöyle görelim. Şimdi şu 61 saniye aslında 1 dakika. Hatta ben onu şöyle yazayım size. 60 saniye artı 1 saniye. Dolayısıyla şöyle. Şurası 1 dakika. Dolayısıyla 1 saniye kaldı. Bu 1 dakikanın burada ne işi var? Hemen yan tarafa geçti bu. Ne oldu yani burası? 30 derece, 66 dakika, 1 saniye. Şimdi saniyeyi düzelttik ama dakika hala sıkıntılı. Çünkü 66 dakika diye bir şey yok. Keşke olsa. Ne yapacağız bunu? Bunu da 60 dakika artı 6 dakika diye parçalayacağız. Biz biliyoruz ki 60 dakika 1 derece, yani bu aslında 1 dereceyi temsil ediyormuş. Dolayısıyla ben bu 1 dereceyi sahibine iade ettiğimde burası bana ne getirecek? 31 derece. Kaç dakika kaldı? 6 dakika. Kaç saniye kalmıştı? Bakın burada 1 saniye olarak karşımıza çıkacak. Mevzu bu kadar. Şimdi gelelim esas ölçü kavramına. Bu sizin için çok önemli. Çünkü biz esas ölçü diye ne ediyoruz? Hemen bakalım. Şimdi bizim alfamız negatif olmamak şartıyla. Negatif olmamak şartı ile. Biz derece ise alfa 0 ile 360 derece arasındaki 0 ile 360 derece arasındaki açımıza esas ölçü diyeceğiz. Radyan ise 0 ile 2 pi arasında kalan açılara esas ölçü diyeceğiz. Yani 0 ile 360 ya da 0 ile 2 pi arasında kalan her açı bizim esas ölçümüzü temsil edecek. Şimdi esas ölçü bulmanın metotları var. Onları da sorular üstünde göstermek istiyorum size. Şimdi esas ölçü bulunurken önce açı derece cinsinden verilmiş. Gördüğünüz gibi negatif bir açıda değil. Ne yapacaksınız? Siz bunun içerisinden 360'ı indirgemeye çalışacaksınız. Yani 0 ile 360 arasında indirgemeye çalışacaksınız. Metot şu. 1250'nin içerisinde acaba kaç tane 360 var? Bunu bulacağız. Kaç tane var? Bakalım. Görme işleminde aşırı derecede iyiyim bu aralar. Yani 3 kere var. Çarptığım zaman ne gelecek o zaman? Burası 1080 mi gelecek? Çıkarırsam ne gelecek? 0, 7, 170. Şimdi bu şu demek. Ben 360 derece üzerinde 3 tur atıyorum. Ama açı kaç derece ise sorucu? 170 dereceymiş. Bakın 170 derece 0 ile 360 arasında bir açı. Açı radyan cinsinden verilmiş ve yine pozitif. O zaman şöyle yapıyorsunuz. Şimdi sonuçta biz bunun içerisinden 360 derece indirgemeye çalıştığımız için tutup da 2 pi çıkarmaya çalışmıyorum ya da 2 pi'nin katlarını çıkarmaya çalışmayın. Kural şu, paydanın 2 katına böleceğiz. Yani ben 56'yı 3'e değil bakın, 2 katı yani 6'ya bölüyorum. 6'ya böldüğüme ne gelecek? 6 kere 9. 54, kalan 2 mi? Bu bana şunu söylüyor. Senin esas ölçün 2 pi böyle 6 değil arkadaşlar. 3 bizim esas ölçümüz olacak. Yani radyanın esas ölçüsünü bulurken kural şu. Paydanın 2 katına böleceğiz. Şimdi geldik açıyla derece cinsinden ama önünde eksisi var. Yani eksi 2500 derecenin esas ölçüsünü istiyor. Bunu şöyle yapabilirsiniz. 2500 derecenin dereceden büyük 360'ın bir katını üstüne ekleyebilirsiniz. Ama bunu görmek bana göre 4 işlem değil değilseniz biraz sıkıntı. Ben şöyle yapıyorum, yani size de bunu tavsiye ederim. İstediğiniz şekilde bulabilirsiniz. Dediğim gibi üstüne 360 derecenin katlarını ekleyerek de bulabilirsiniz ama ben 2500'ü yine sanki negatif bir açı değilmiş gibi önce 360'a bölmekten yanayım. Kaç
6 kurtarır galiba. 6 kere desem 0, 36, 3 elde 18, 2160 çıkardık. 0, 4, 340. Şimdi 6 tur varmış. Yani 6 katına ekleyebilirsin ama bu kalan 340 benim önümde, yani ifademin önünde eksi olduğu için şu an benim için bu eksi 340 derece demek. Yani bu hala esas ölçü değil. E peki ben ne yapacağım o zaman bunun üstüne? Bir 360 ekleyeceğim. Dolayısıyla açı pozitife dönmüş olacak. Benim esas ölçüm kaç derece olmuş olacak o zaman? 20 derece olmuş olacak. Yani sanki önünde eksi olmuş gibi böldükten sonra kalana eksi işaretini ekleyip üzerine tekrar 360'ın katını ekleyeceğim. Ya da direkt 2500'ün üzerine 360 çarpı 7'yi eklediğiniz zaman yine aynı sonucu size veriyormuş bu ifade. Bu sefer açı ile radyan ama yine önünde eksi var. Değişen bir şey yok. Yine aynı mantıkla şöyle ilerleyeceğim. Önündeki eksiyi önce görmezden deneyeceğim. 45'i paydanın 2 katı olan 14'e böleceğim. Kaç kere var? 3 kere var. 3 kere 4, 12, yani 42. Kalan ne? 3. O zaman benim esas ölçüm normalde, ben nasıl yazıyordum? 3 pi bölü 7. Bakın 14 değil, 7. Buradaki ifadeyi yazıyorsun. Ama bunun önünde eksisi vardı, hala eksi. E şimdi ne yapacağım? Eksi olan bir açıyı artıya çevirmek için üzerine 360'ın radyan karşılığı olan 2 pi'yi ekleyeceğim. 2 pi'yi eklediğimde ne getirecek bana? 14 eksi 3 daha 11 pi bölü 7 getirecek esas ölçüyü. Sakın ola ki bunu önce dereceye çevireyim. Şurada öğrenmiştim. 180 yazayım, dereceye çevireyim. Sonra esas ölçüsünü bulayıma gitmeyin. Bayağı uzun sürer. Yani işlem karmaşasından başka bir şey getirmez size. Bir de pi'nin, yani rasyonel bir ifade değil ama yine radyan cinsinden verilmiş. Pratik sağlasın diye söyleyeceğim bunu. Pi'nin önündeki ifade tekse, tek sayıysa esas ölçümüz direkt pi çıkar. E paydada 1 var. Paydanın 2 katına böldük. 7 bölü 2. E 3 kere var. Kalan 1. O zaman pi direkt diye düşünebilirsiniz. Ama pi'nin önündeki sayı tek sayıysa esas ölçümüzü direkt pi olarak alabilirsiniz. Pi'nin önündeki sayı çift sayıyken esas ölçünüz 0 derecedir ya da 0'dır diye alabilirsiniz. Çünkü 12 pi paydada 1 var şu an. 2 katına böldün. 12 bölü 2 tam bölünür. Kalan 0'dır diye düşünebilirsiniz. Ne demiş örnekte? Alfa derecelik açının esas ölçüsünü 20 olarak vermiş oluyor. Bana bunlardan hangisinin bu alfa açısı olamayacağını soruyor. Esas ölçü bul diyor yani. Hadi başlayalım o zaman. 1460'ın esas ölçüsünü bulacağız. Ne yapıyorduk? 360'a böleceğiz. Tahtada da hiç yer bırakmamışım. 1460'ı 360'a bölersek kaç kere vardır? 4 kere vardır. 4 kere olsa 1440 yapar. 1440. Kalan ne? 20. Bu açının esas ölçüsü 20 dereceymiş. Bu sağladı. 740. Ne yapacağız? Hemen 360'a böleceğiz. Kaç kere var? 2 kere var. 720. Kalan ne? 20. Esas ölçüsü 20 dereceymiş bende. Eksi 340. Bölmeye çalışmayacağım. Zaten 360'dan küçük. O zaman direkt üstüne 360 eklediğinizde esas ölçüsü kaç derece? 20 derece. Süper. 1060. Bunu da bölmeden yapayım o zaman. Biraz önce söyledim zaten bölme işlemini. Yani 1060'ı 360'a bölmeye çalışmayayım. Direkt katlarını ekleyeyim. Şimdi 360'ın 2 katı 720. 3 katı 1080. O zaman ben bunun üstüne 3 çarpı 360 eklesem ne getirir bana? 1080, 1060 da, ya 1060 çıkarırsam 1080 yine 20 derece getirir. Demek ki esas ölçüm neymiş? 20 dereceymiş. Eksi 1203, 1203 ne? Eksi 1200. Şimdi yine 360'ın katını düşünelim. 360'ın 3 katına 1080 dedik. E 4 katı ne olacak? 1440. O zaman ben bunun üstüne ne ekleyeceğim? 1440 ekleyeceğim. Yani 4 çarpı 360 ekleyeceğim. E o zaman bu ne getirecek bana? 240. E 240 derece esas ölçü zaten 0 ile 360 arasında. Demek ki 1200'ün senin eksi 1200 alfa için olamıyormuş. Mevzu bu kadar. Şimdi geldik birim çembere. Kavram olarak son kavramımız. Birim çember dediğimizde şu. Yarı çapı bir birim olan, daha doğrusu tanım daha güzel yapalım. Merkezi orijin yarı çapı bir birim olan çemberleri biz birim çember diyeceğiz. Merkezi orijin olacak. Yarı çapı bir birim olan.
olan çembere biz ne diyeceğiz? Birim çember diyeceğiz. Şimdi birim çemberin denklemi. X kare artı y kare eşittir 1 gelecek. Merkezi orijin x eksi 0'ın karesi, y eksi 0'ın karesi artı yarıçapın karesi. Yarıçapı da 1 demiştik. 1'in karesi çemberin analizinden. Bunu da yapabilirsiniz. Peki bununla ilgili bir tane soru yazmışız. Hemen ona bakalım. Şimdi birim çember üzerinde dediği an aklınıza gelecek ilk şey birim çemberin denklemi. Çünkü üzerindeyse denklemi sağlamak zorunda. E şimdi denklemi sağlayacaksa hemen bakalım. X dediğim şey k, y dediğim şey 1 bölü 2. O zaman k'nın karesi artı 1 bölü kök 2'nin karesi eşittir 1 olacakmış. Şimdi k'nın karesi artı 1 bölü 2 eşittir 1 ise demek ki k'nın karesi çıkarırsanız ne gelecek? 1'den 1 bölü 2 yine 1 bölü 2 gelecek. O zaman k buradan ya 1 bölü kök 2'dir ya da k buradan eksi 1 bölü kök 2 gelir. Peki bu k hangisidir? Bak ne vermiş bana? Bölge vermiş. Şimdi de düzlemin ikinci bölgesini de bir hatırlayalım koordinat eksenini. Şuraya. Şimdi koordinat ekseninde x ekseni, y ekseni. Birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge, dördüncü bölge. Yani saat yönünün tersine bölgeleri isimlendiriyorduk. Şimdi birinci bölgede x ekseninin artı kısmı şurası orijin. X ekseniniz artı, y ekseniniz de artı. İkinci bölgede x ekseniniz eksi, y ekseniniz artı. Üçüncü bölgede her ikisi de eksi. Dördüncü bölgede bu sefer x'iniz artı, y'iniz eksi işaret alacak. E şimdi benim bu k dediğim arkadaş birim çemberin ikinci bölgesinde bir noktayı temsil ettiğine göre k'nın ne gelmesi gerekiyormuş x'in? Eksi gelmesi gerekiyormuş. Demek ki ben 1 bölü kök 2'yi değil de eksi 1 bölü kök 2'yi aldım.